Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi'nin bir tapu sorunu var. Bunun adı mülkiyet. Dolayısıyla ikinci sorunu da imar sorunu. Tapu sorunu ayrı bir hukuki düzlemdir. İmar sorunu ayrı bir hukuki başlıktır. Bizim meselemiz nedir? Bizim meselemiz Yavuz Selim Hürriyet Mahallesi'nde uzun yıllar 2B orman gibi hukuki meseleler yaşanmış. Ama nihayetinde bugün itibariyle bu bölgede mülkiyet açısından hiçbir hukuki mesele kalmamış durumda. Özel şahıs arazileri var. Bunlar kendi tapuları kendi üzerlerine. Ve geriye kalan kısımda da tamamı Gebze Belediyesi adına geçmiş tapulardan oluşan bir alan. Burada kentsel dönüşüm amaçlı bir plan var. Ve bu yürürlükte. Şu anda onaylı, resmiyeti kazanmış, yürürlükte devam ediyor. Biz sizlerle şunu paylaştık. Süreç içerisinde seçimlerde dedik ki biz sizlerle karşı karşıya oturacağız. Bu kentsel dönüşüm imar planının devamı yönünde mi karar vermek istiyorsunuz? Veya bu plandan vazgeçip mevcudu koruyan ama yine de yerinde dönüşüm şeklinde bir dönüşüm modelini mi hedefleyen plan olsun şeklinde bir halk meclisi yapacağız ve bunu sizlere soracağız dedi. Bugün ana temel konu bu. Değerli komşular, kentsel dönüşüm olursa ne olur, olmazsa ne olur sorusunu ben öncelikle sizlerle paylaşayım. Şimdi tabii ki kentsel dönüşüm olunca ne olur? Kentsel dönüşüm olunca daha başka yerlerde gördüğünüz Başakşehir, Ataşehir gibi son derece ferah, düzenli, her şeyin sistemli olarak hayat bulduğu, işte bu yakın bölgede Mutlukent, Kirazpınar gibi bölgelerde olan modeller ortaya çıkacaktır. Bu da ne demektir? Bugün belki bir oturduğunuz evi 100 bin liraya, 150 bin liraya satmakta zorlanırken orada yeni oluşacak kentsel dönüşüm sonrası oluşacak evlerde 300 bin liraya, 500 bin liraya, belki 700 bin liraya değeri çıkmış olacak. Eğer kentsel dönüşüm olmazsa ne olur? Bugün etrafınızdaki Ulus Mahallesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde ve diğer mahallelerde olduğu gibi parselde yıkar, yenisini yapar. Dolayısıyla bunun adı kentsel dönüşüm olmaz. Bunun adı yık yaptır aslında.